Arkadaşlar merhaba, benim adım Burak. Bugün Hobilog adlı kanalımızı açtık. Kanalımızın içeriğini tanıtmak için ve sizlerle tanışmak için bu videoyu çekiyorum. Kanalımızın içeriklerinde vlog çekimleri olacak. Akvaryum ve hobi dünyası olacak. Güzel büyük bir akvaryumumuz var. Bununla ilgili sualtı çekimleri yapacağız. Balıkları tanıtacağız. Bitkileri tanıtacağız. Yani akvaryum bitkilerini tanıtacağız. Canlı türlerini tanıtacağız vesaire. Bol bol sohbetler edeceğiz. Farklı farklı konularda gündem maddelerini konuşacağız. Spor olur, siyaset olur. Ne olursa o günün gündemi neyse onların konuşacağız. Canımız sıkıldıkça muhabbet edeceğiz. Deneyler yapacağız. Benim internetten gördüğüm veyahut da işte sizlerin bana ulaştırdığı söylediği deneyler yapacağız. Oyun videoları çekeceğiz. Oyun oynamayı çok severim. Bilgisayar oyunlarını çok severim. Mobil oyunlarını çok severim. Beraber oyunlar oynayacağız. Belki klanlar falan kurarız. ASMR videoları çekebiliriz. ASMR'la çok yakından ilgileniyorum. Yaklaşık 10 küsür senedir. Bunları yapacağız. Çeşitli ürün tanıtımları yapacağız. Size faydalı olabilecek. Benim daha önce kullandığım veyahut da kullanmayı düşündüğüm ürünleri deneyeceğiz beraber. Ve gezi rehberlerimiz olacak. Gezmeyi severiz ailecek. Biz gezdiğimiz yerlere vlog tarzında çekim yapıp tanıtacağız. Örneğin önümüzdeki ay Ağustos'un 7'sinde başlayan ve 13'ünde biten bir Karadeniz turumuz olacak eşimle beraber. Bunun çekimlerini yapacağız. Bunları paylaşacağım örneğin. Bu bir örnekti sadece. Bunun gibi seçeneklerimiz olacak. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi akvaryum çekimleri yapacağım. Akvaryum çekimleri yapmak için benim bir sualtı kamerasına ihtiyacım vardı. Akvaryum oldukça büyük ve sualtı kamerası ile çekim yapan pek de kanal görmedim açıkçası. Ben de böyle bir değişiklik olsun istedim. Bugün A101'den Piranha Full HD aksiyon kamerası 1125 modelini buldum. 249 liralık çok ucuz bir ürün. Yani piyasanın belki de en ucuz ürünü. Geçen sene 80 liraymış bu arada bu ürün. Araştırdım. Bu sene 249 lira olmuş. Ben ufak denemesini yaptım. Şimdi onun kaydını size gösteremeyeceğim tabii ki ama sildim, sadece kaydını yaptım, denedim. Böyle kapalı kutuda geliyor. Yani kapalı kutu demeyeyim de damperli var ve su geçirmez kabıyla beraber geliyor. Bunu üstten açıyorsunuz. Hatta açayım. Çok güzel bir koruma yapmışlar. Bu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdiden kamerası çıkıyor. Bu şekilde. 1080 piksel görüntü kalitesi var. 32 GB'a kadar da arttırılabilir hafıza var. 32 GB hafıza kartı taktığımda 1080 piksel video çekim yapmak istediğinde yaklaşık bir yarım saat kadar çekim yapıyor. Yani 35 dakika, 37 dakika kadar değinmezse bir çekim yapıyor. Tabii 720 piksel düşürürseniz belki 1,5 saate falan çıkacaktır bu. Ama 32 GB üzerine hafıza kartını desteklemiyor, denedim çünkü. Fotoğraf çekmenizi tavsiye etmem çünkü 12 megapiksel derecede bir kalitesi var. 12 megapiksel bununla deneyeceğinize telefonunuzla çekersiniz. Telefonunuz daha makbuldür yani. Ama 1080 piksel aksiyon kamerası olarak oldukça bu fiyata bakarsınız başarılı. Ben akvaryum içine tabii buna takarak akvaryum içine koydum. Çekimimi yaptım. Hatta balıklar da bunu yem sandılar ve hepsi başına düştü. Bunu tıklamaya başladılar. Tabii ki zarar görmüyor. Ve çok eğlenceli bir çekim oldu. Bununla ilgili videolar çok çekmeyi planlıyorum. Hatta ben sesini kapatıp çekmişim bunu ama sesini açıp çekeceğim. Bu sefer o içindeki su sesi, balıkların işte çıkarttığı o dalgaların, suyun sesi çok ilginç olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve dinlendirici bir özelliği de olacaktır diye tahmin ediyorum. Çeşitli balıklarım var. Çok çeşitli balıklarım var. Bu balıklarla ilgili sizlere bilgiler de vereceğim. Sormak istediğiniz soruları sorarsanız onlara cevaplayacağım. Artık bilmediğim de bir şey varsa araştırıp da cevabını vereceğim. Şimdi bunun için de bir sürü materyal çıktı. Bir tane bant var. Kafamıza taktığımız bant var. Alta takılıyor. Kafamıza takılıyor. Bidonlara takmak için, yani bisiklet bidonlarına takmak için şöyle bir paketimiz var. Bir de bir yere sabitlemek istersek arkası yapışkanlı bir tane paketimiz var. Bunlar da diğer sağa sola sabitlemek için yarayan parçalar.
Hiçbirini kullanmadım. Kullanmasını da bilmiyorum açıkçası. Deneye deneye öğreneceğim. Çok da bana lazım olacağını sanmıyorum diğer maddelerin. Sadece bana kafa bandı lazım olacaktır. Bir de akvaryumun içine sabitleyebileceğim bir şey gerekiyor. Çünkü akvaryum içine koyduğumda bu plastik ve içinde hava olduğu için ben bunu koyduğum gibi üste çıkıyor. Alda batmıyor. O yüzden elinde batırmak zorunda kalıyorum. Buna nasıl bir çare bulabilirim bilmiyorum. Yani bir şeyi monte edebilir mi? Akvaryum içindeki süslerin herhangi bir tanesine monte edebilirim diye tahmin ediyorum. Oraya sabit ya da bu yapışkanlı şeyi defalarca kez kullanabilir miyim? Ya da bunun yapışkanı balıklara kimyasal olduğu için zarar verebilir miyim? Bilmiyorum. Deneyeceğim. Ama en azından yani en azından şuraya bir şey bastırarak aşağı indirebilirim. Veyahut da bunun üstüne bir şey de koyabilirim böcek yapmak için. Bunu deneriz. Zamanı deneme yanılma yöntemiyle. Bulacağız mutlaka. Özelliklerinden çok detaya girmeyeceğim aslında. Çünkü zaten arkasında hani alırsanız arkasında her şeyi yazıyor. İnternetten de bakabilirsin. 12 megapiksel kamerası var. Fotoğraf çekme kalitesi var. Ses kalite özelliği var. Mikrofonu var tabii ki. 2.0 inç LCD ekranı var. Oldukça küçük ve size alırsanız öneririm. Kesinlikle ekrana dokunmayın. O kadar hassas bu ekran değil. Üçündeki ekranı dokunmayın. O kadar hassas ki ben bir kere dokundum hemen ekran çizildi. Yani tırnağımla bir çizildi. Çok hassas. 1080 piksel Full HD kayıt özelliği var. Video kaydı var. Ve microSD kart 32 GB'a kadar destekliyor. Artı son olarak da dediğim gibi su geçirmez özelliği var. Arkadaşlar bu bir tanışma çekimiydi. O yüzden herhangi bir şey yapmayacağız. Ama ben tabii ki bu akşam bir sualtı çekimi yapacağım. Bunları sizle paylaşacağım. Bu akşam yani gece kaçta yetişir bilmiyorum. Belki hemen şu anda yetişebilir. Bu videoyu editledikten sonra. Veyahut da işte hatta ben Kapaklı'da oturuyorum. Tekirdağ Kapaklı'da oturuyorum. Kapaklı'da bir karnaval, bir eğlence, bir şenlik var. Bizim burada bulvarımız var. Büyük bir eğlence yapmışlar. Birkaç gün sürecek. Birazdan o eğlenceye katılıp orada da birkaç video çekmek istiyorum. Bu videoları da sizinle editleyip paylaşmak istiyorum. Bu da bir hani başlangıç olarak bir vlog olsun sizler için. Merak edenler, bu tarz videoları sevenler için güzel bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi akşama da mutlaka bunu yapacağım. Yani yarın sabah hazır olmuş olurum mutlaka. Bir sualtı belgeseli yapacağım akvaryumda. Gayet de eğlenceli olacağını tahmin ediyorum. Ben tanışmaya çok memnun oldum. İnşallah siz de memnun olmuşsunuzdur. İlk videomuz da hayırlı olsun. Bu videonun altına sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz önerileriniz olursa mutlaka yazmayı ihmal etmeyin. Lütfen de kanalımıza abone olup desteklemeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.